Üstad, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çok önemli roller oynadınız. Ankara Sanat Tiyatrosu Türk tiyatrosunda çok ciddi bir okuldur. Evet. Bir sürü doğru adam yetiştirmiştir. Evet. Hala izindeyiz o adamları ve oyunları çıktıkça. Keza sizin de. Sonuç itibariyle tiyatrodan popüler kültür aracı olan televizyona geçişte o tiyatro sahnesini koklayan adamda bir hafif bir afallama oluyor mu? Yok, olmuyor. Yani bunlar ayrı ayrı şeyler. Peki ayrıştırabiliyor mu yani oyuncu ilk etapta? Yani tabii. Bir tanesi, yani bu televizyonla aslında her hafta evlere giriyoruz. Ya da giriyor. O bakımdan eve ne taşıyor bu önemli. Siz bildiğiniz yemek taşıyordunuz yaprak dökümünde. Evet. Eve. Bazen yemek taşırsın, bazen de fikir taşırsın. Hı hı, hı. Değişebilir yani bütün bunlar. Hı hı. Peki rolünüzü seçerken, şimdi tiyatroda hani verilen rolü seçerken herhalde bir seçki vardır. Dizilerde ya da şeyde sinemada gelen rolü seçerken neye bakıyorsunuz, kriterleriniz ne? Aslında böyle bir kriter yok. Yani bu değişebilir. Bazen postacı da olabilirsin. Hı hı. Bayım size bir mektup var diye. Anlatabiliyor muyum? Bazen de daha önemli bir rol oynayabilirsin. Hı hı hı. Ama her şeyi yapmak lazım. Orada bir şey ayrıştırmıyoruz aslında. Peki şeyde harikasınız. Mesela kötü adam tipi yaratmakta harikasınız. Hı. Ya izler misiniz kendinizi? Yani çok özür dilerim. Kurguda. Ne tiksinç bir adam yaratmışım ben diye. Kurguda. Kurguda izlersiniz. Evet, kurguda yaratıyorsunuz. Peki mesela bu hayat devam ediyor da bu rol gelirken 3 bölümde hakikaten böyle sevilmeyen bir tip yaratabileceğinizi düşünmüş müydünüz? Tabii işte bu seviliyor ya da sevilmiyor. Bir şey fark etmez. Yani biz Mahsun arkadaşın hikayesini ya da yapmış olduğu işi kabul ediyoruz ki omuz veriyoruz oraya. Hmm. Esas olan da budur zaten. Genel olarak Mahsun'un yönetmenliğini nasıl buluyorsunuz? Siz de bir yönetmensiniz. Yani genç bir arkadaş, coşkun. İşini gayet iyi yapıyor. Çok disiplinli yapıyor. Önceden düşünerek, karar vererek zaten çekiyor işi. Sete geldiği zaman işini bitirmiş oluyor yani adam. Bir de çağcıl bir yanı var tabii. Esas olarak budur. Yani tanıklık etmek. Tabii. Biraz yani, canlı tanıklık etmek. Yani tekniği de enteresan bir teknik, yeni bir teknik. Yani Türkiye için genç bir nefestir. Hmm. O bakımdan desteklemek lazım. Evet, zaman zaman çok tenkide uğruyor işte ama eskiden şarkıcı geldi herkes, ama bir sürü herkes. Şey, ya bir sürü de filmle kanıtladı kendisini artık. Tabii, tabii, yani biraz tabii. Tenkitin bir tık üzerine çıktı. Tabii. Eğer bir, yani siz de bir usta olarak bunu söylüyorsanız harika bir şey. Abbas'ı sevdiniz mi? Sanki içinize sindi. Çünkü yaptığınız röportajlarda, dün de Cengiz'in programında böyle bir şey yaşanmış. Bu adamı sevdiğinize dair bir hava görüyoruz biz. Yo, iyi oynamaktır o. Yani her zaman insanın rolüyle arada saygın bir mesafesi vardır. Hı hı. Bunu muhafaza etmek lazım. Hı hı. Çünkü bu bilardo gibi. Yani top hareket eder, bazı başka toplara çarpar, başka bir şey olur. Hı. O bakımdan aradaki bu mesafenin muhafaza edilmesi lazım. Anladım. Siz bilardoda 3 bantta mı iyisiniz, Amerikan bilardoda? Fark etmez. Yani anladım. Sözün gelişi öyle söyledim. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hayatın da bilardosu var çünkü. Anladım. Peki mesela gerçek hayatta Rana Cabbar, Abbas Ağa'nın bu ilişki biçimine nasıl bakardı? Şimdi bu ayrı bir soru. İşte Rana Cabbar değil ki sorun. Sorun Abbas. Abbas'ı konuşuyoruz. Tamam. Ama mesela çıkıp oraya Rana Cabbar olarak baktığınızda Abbas'a, evet. Ya nasıl bir adam bu adam? Tabii bu işin mutfak kısmı. Kapalı bir şeydir işin mutfak kısmı yani. Yani içeri adam sokulmaz. Anlatabiliyor muyum? Sonra ürün çıktığı zaman görürsünüz ürünü. Ürünü? Siz ürünü gördüğünüzde ne hissettiniz? Tabii. Ben? Evet. Ben değil, halkın hissetmesi lazım. Halk çok fazla şeyler hissetti. Ben hissetmem diyorsunuz. Veririm halka şeyi, mesajı. Evet. Anladım. Sinem, sen kendinden tiksindiğin zamanlar oldu mu? Şeyde, rolünde. Rolümde yani çünkü mi? Enteresan böyle git geller falan yaşadın ya sen de. Böyle şeyler içerisinde. Bazen oldu tabii. Ben de çok şey yaşadım. 4 senedir çekiyoruz. Sakat kaldım. Akıl hastanesine düştüm. Denizlere atladım. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama ben şey olarak değerlendiriyorum. Hepsi bana bir ders oldu. Hepsini yaşadım, tattım.
Bülent Emin Yarar'la çok değerli hocalarla çalıştım. Evet ya, o büyük ustadır kendisi. Evet, bana çok şeyler kattığına inanıyorum. Peki sen özümsedin mi rolünü? Yani özümsedim. Bir dönem sonra şöyle de bir tehlike çıkıyor. Yani böyle çok uzun soluklu işlerde. Hangisi sen, hangisi rol karıştırabiliyor değil mi insan? Tabii. Allah, bu akşam çok teori konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Acayip karıştırıyor değil mi insan? Normal hayatında Gamze gibi mi davranmaya başlamam açısından mı? Çok güzel sordun. Çok güzel sordun. Evet. Yok, karıştırmadım. Karıştırmadım. Ama bazen onun gibi mesela Gamze karakteri biraz depresif ve her şeye çok böyle parlayarak cevap veriyor. O beni biraz etkiledi açıkçası. Etkiledi. Evet. Ya hani bu mesela senin gerçek hayattaki ilişkinde böyle bir tip olmazdı herhalde değil mi? Yok, olmazdı. Olmaz. Ama bazı tepkilerim benzemeye başladı. Mesela çok ağlıyorum rol icabı. Eskiden çok sulu gözlü bir insan değildim. Şimdi otomatikman en ufak bir şeyde ağlamaya başlıyorum. Harika, neler ağlatır seni? Her şey ağlatabilir. Bazen çizgi film izlerken bile ağlıyorum. Pepe yani. Falan mı izliyorsun? Pepe çok üzgün. Çok üzülüyorum. Evet ya, ben de Pepe. Pepe bizim canımızdır. Pepe'nin her türlü abisi olarak Pepe'yi çok seviyorum. İzler misin Pepe çizgi film? Yok, izlemiyorum. Ama izle lütfen ya. İzleyeceğim Pepe. Tamam. Baha, sen de Pepe izler tipi var. Yok. İzlemiyorum. İzlemiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra izle. Pepe çok üzülüyor bak. Bir şey söyleyeceğim. Bu şarkılarını yazarken ne yapıyorsun Baha? Yani hani hakikaten şimdi kimisi gider denizin kenarında bir tane şey ateş yakar. Ateşin başında gitarı fıngırdatır. Sen ne yapıyorsun? Yani nasıl, bir kendini odaya mı kapatıyorsun? Bir börtü böceğe mi bakıyorsun? Ya yoksa bildiğin öyle yazıyorsun, gidiyor mu? Eski ve şu an arasında fark var işin açığı. Çünkü albüm öncesinde, 99 öncesinde sanırım biraz daha amatör ruhumuz daha kaynıyordu içimizde, ama profesyonellik daha farklı. Çünkü sadece müzikle uğraşamıyorsunuz. Birçok şeyle de uğraşıyorsunuz müzik dışında. Neredeyse artık prodüktörlüğümüzü de kendimiz yapacağız. Stüdyoda enstrümanlarımızı da kendimiz çalacağız. Çünkü sektör öyle bir duruma geldi ki. Para yok. Yani amatör ruhu bünyenizde barındırmanız için, o çocuk ruhu içinizde tutmanız için sadece işinizi yapmanız lazım. Bu memlekette maalesef bunu yapamıyorsunuz. Birçok şey aksadığı için. Son zamanlarda hani o şarkı moduna çok geçemiyorum işin açığı. Onun için biraz yaşantı, biraz rahat olmak gerekiyor ama. Tamam, yaptığın ekstra işleri de say. Say bana, say ya. Ya bu kadar ben parayı nereye koyacağım onu bilmiyorum ama. Çok büyük bir markanın böyle şeyi olarak gördüm hep. Ya yok, işin esprisi bir tarafa da. Eskiden işte eğitim fakültesinde, ben Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü mezunuyum. Biz arada ders aralarında bile biri keman alır arkadaşlarımızın, diğeri gitarı getirir, hep beraber şarkılar söyleriz vesaire. Okul çıkışında, yani iş dışında bile elimizden 5-6 saat gitar düşmezdi yani. Ama son 5-6 yıldır böyle olduğunu söyleyemem. Şarkılara gelince onun belli bir zamanı yoktur, belli bir dönemi yoktur. O sadece kendiniz de yaşamanız gerekmez bir şarkı yapmanız için. Gözünüzün önünde olan herhangi bir olay da size bir şarkı yaptırabilir. Yani onunla ilgili somut bir şey yok.